Kızlar, selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır içimde bir boşluk hissi vardı ve biraz düşününce bu boşluk hissimin neden olduğunu anladım. Çünkü biliyorsunuz ben hemşireyim ve bir süredir hemşirelik yapmıyorum. Eksik olan şey o içimdeki yardım hissinin çok az olmasıydı. Şöyle bir şey yaptım. Bunu şimdi sizinle aşama aşama anlatacağım. Öncelikle bir gün evde duruyordum. Dolabıma baktığımda aslında çok fazla kıyafetlerimi giymediğimi fark ettim. Yani kıyafetler boş boş dolabımda duruyordu ve yer kaplıyordu. Ve sürekli aynı kıyafetleri giyip duruyorum. Sonra dedim ki ben bu kıyafetleri satmalıyım. Ve şunu düşündüm. Ben bu kıyafetleri satıp elde ettiğim gelirle sokaktaki hayvanlara destek olayım. Zaten kıyafetlerin çoğu etiketliydi ve ablam video çekmişti. Ondan kalmıştı. Yani bir kerelik giymiş kıyafetler de vardı. Ve bir kısmı da ablamın eski erkek arkadaşının aldığı kıyafetlerdi. Ben de bunları geri dönüştürmek istedim. Ve tek tek kıyafetlerin fotoğrafını çekip internet sitesine yükledim. Yani bunu neden yapıyorsunuz derseniz eğer, benim burada tek amacım sizlere bir şeyi teşvik etmek. Normalde zaten bağışlarını yapan bir insanım ama gardırobumda bulunan ürünleri, yani eski de denmez, bana olmayan, biraz kilo aldım. Ürünleri satıp gelen parayla da bağış yapacağım. Şimdi bakalım gardırobumda ne var? Açıyorum. Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Öncelikle tabii ki herkesin gardırobunun üstünde muhakkak hurç ve örtüler olacak. Ama ben onlara dokunmayacağım. Çünkü onlarla bir işim yok. Kıyafetlerden başlayacağım. Şimdi kıyafetlerin alıyorum bir kısmını. Zaten uzun zamandır bu videoyu çekmeyi planladığım için ben birkaç kıyafet ayırmıştım. Ablam da bana kıyafetlerini gönderdi sağ olsun. Hepsini tek tek hesabıma yükleyeceğim ve sizin almanızı bekleyeceğim. İlk olarak şöyle bir elbisem var. Ben bu elbiseyi aşırı derecede seviyorum ama maalesef ki bedeni bana olmuyor. Şimdi bunu bir çekelim ilk. Zaten hepsini uyguna satacağım. Burada amaç ürünleri hem elden çıkartmak hem de gelen parayla bir işe yaramak. Çünkü uzun zamandır kendimi çok yararsız hissediyorum hayata karşı. Umarım bu duygum bu şekilde biraz olsun azalır. Buradan sizi de davet ediyorum. Yani eğer giymediğiniz kıyafetleriniz varsa uygun fiyata satıp ister kendinize cep harçlığı yapabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bağışta bulunabilirsiniz. Fotoğraf ekle yapalım. A few moments later. Yes! Tamam. İlk ürünümüzü sonunda başarıyla yükleyebildik arkadaşlar. Bu ürünü gerçekten aşırı derecede seviyorum ve bunu sevdiğim için de koyacağım. Bu takım da çok güzel bir takım bu arada. Bana oluyor ama ben bunu satmak istiyorum. Of, bir de bu video neden benim için çok zor arkadaşlar? Çünkü ben ürünlere çok bağlı kalırım. Aldığım bir kıyafeti veremem. Ablamla ben aşırı derecede giyim tarzımız farklı. Bu bana mesela olamıyor arkadaşlar. Şu eteği ben de ölçün, şimdi gösteriyorum. Yani. Ne kadar komik ya. Yani benim bacağım kadar. Bunları da koyacağım. Evet arkadaşlar, ben dayanamadım ve bütün anime tarzı eteklerimi de satacağım. Çok sevdiğim anime eteğim. Bununla çok güzel anılarım var ama artık zamanı geldi. Seni özgürleştiriyorum. Evet, uzun ilişki çok güzeldir ama uzun ilişkinin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Size gerçekten çok kilo aldırır. Hiç pişman değilim senin olmaktan, senin olmak. Hiç pişman değilim beni kırmandan, beni kırmandan. Of, bu çok güzel ama bana olmuyor. Yine bu elbisem. Bunu Merve ile makyajda giymiştik. Keşke babamın eski karısının kıyafetlerini de alıp satsaydım. Kom tanzen. İch will nicht. Kom trinken. İch will nicht. Ve ben bu kıyafetleri yükledim yüklemesine. Size yemin ederim bir saat boyunca kıyafetleri yüklemekle uğraştım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Kıyafetlerim onaylanmadı arkadaşlar. Tam neredeyse 10 gün boyunca kıyafetlerim onaylanmadı. Ve ben mail attım siteye, yüklediğim siteye. Ve bana dedikleri şey ne biliyor musunuz? Fotoğrafları silip tekrar yükleyebilirsiniz.
Ve fotoğrafları, bütün kıyafetleri silip tekrardan bir saat boyunca o kıyafetleri yükledim. Aslında burada kıyafetler bahane. Uzun zamandır sokaktaki hayvanlara yapılanları biliyorsunuz. Özellikle kedilere. Ve bu benim içimi çok acıtıyor. Yani insanların bu kadar merhametsiz olması, onların bir varlık olduğunu, onların bir canlı olduğunu unutması benim çok canımı yakıyor. Hatta biliyorsunuz geçenlerde çok kötü bir olay yaşandı. Bu olayı anlatıp videonun enerjisini düşürmek istemiyorum. Ve benim de zamanında okula giderken, işe giderken, yollarda, yağmurda ıslanan, zarar görmüş çok fazla kedi gördüğüm için bu yüzden de biraz yardım etmek istedim. Daha çok ulaşılmayan yerlerdeki, uzak yerlerdeki kedilere yardım etmekti amacım. Zaten bu video ilk video olduğu için yavaş yavaş başlamak istedim. Daha sonrasında daha farklı yardımlar da etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bir şeyi paylaştığınızda emin olun daha da çoğalır. Bunu asla unutmayın. Kapınızın önüne bir kap mama koyduğunuzda, bir kap su koyduğunuzda o canlıların da bir kalbi var ve sadece dilleri olmadıkları için biz ne dediklerini anlayamıyoruz. Aslında hayvanlar bizimle o kadar çok iletişime geçiyor ama biz anlayamıyoruz maalesef. Neyse, ben kıyafetlerimi yükledikten sonra Instagram'da, YouTube'da, bütün topluluklarda linklerimi bıraktım. Ve hepiniz çok sağ olun. Hepiniz hemen sorgulamadan aldınız. Birkaç tane kıyafet kaldı. Onları da neden almadığınızı biliyorum çünkü gerçekten tarzınıza uymuyordu. Ve diğer alan insanlar da normal tanımadığım insanlardı. Onlara da çok teşekkür ederim. Hatta bir kız vardı, ismi benim dolabımdı galiba. Kız tam 8 parça ürün aldı. Diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Gerçekten hemen hızlıca aldılar ve aşırı tatlılardı. Hepsi de bana 5 puan vermişti. Daha sonrasında ben kıyafetleri tek 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 yıkadım ve tek tek astım. Ama bu kıyafetleri yüklediğim sırada da çok enteresan olaylar yaşadım. Ben kıyafetlerimi gerçekten aşırı derecede uygun yükledim. Yani pantolon mesela normalde 300 lira ama ben yardım videosu olduğu için pantolonu 30 lira olarak yükledim. Ve bana inanır mısınız şu cümle kuruldu. Daha fazla indirebilir misin? Pardon? Pardon? Ama karşımdaki insan bana 30 liralık ürünü indirir misin dediğinde benim başımdan kaynar sular döküldü. Aşk olsun ben böyle argo insanlarla aynı mekanda değil, aynı masada bile oturmam. Bu anlattığım süreç yaklaşık bir ay boyunca oldu ve ben bir aydır bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu süre zarfında Twitter'da bir tweet gördüm ve çok hoşuma gitti. Umarım hayatınız sokaktaki hayvanlara davrandığınız gibi olur tarzında bir cümleydi. Ve bu cümle beni çok derinden yaraladı. Daha sonrasında paketleme kısmına geçtik. Ben paketlerken de çok güzel hatıra olsun diye bir not yazdım. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. Might be your good time, pumpkin sweet cake cookie. Ve içine bol bol şekerleme koydum. Paketlerde de Egemen çok destek oldu. Kargoları paketledikten sonra bütün kargoları aldık ve şubeye gittik. Şubedeki amca da aşırı derecede tatlıydı. Adamla iletişim kuramadık ve sadece güldük. Aşırı derecede komikti. Abi güldürmeyin. İnsan güldürmek bizim işimiz. Egemen Bey. Günün sonunda benim elime geçen miktar 750 lira civarında oldu. Ama tabii ki benim hedeflediğim gelir daha yüksekti. Daha sonrasında kargodan geldikten sonra
nereye bağışlasam diye düşündüm. Ve kendi mahallemdeki kedilere vermek istemedim açıkçası. Çünkü onlar benim hep yanımda ve ben onlara her zaman mama verebiliyorum. Ve aşırı derecede tontişler. Sonra ben derin bir düşünceye daldım. Çünkü gerçekten güvenilir bir yere bağış yapmak istedim. Biraz dolandırılmak istemedim açıkçası. Çok dikkatli olmak gerekiyor böyle konularda. Ve ben oturdum düşünüyorum. Düşünürüm. Daha sonrasında keşfetimde bir kız gördüm. Ve kız aşırı derecede tatlıydı. Kız hayvanlara yardım ediyordu şansıma ve birbirimize denk düşmüştük. Hemen kızın profilini stalkladım ve yaptığı işleri inceledim ve aşırı derecede memnun kaldım. Ve kızla konuştum. Benim böyle bir video fikrim var. Ne yapmamı önerirsin? Bana yardımcı olur musun diye. Ve kız da bana nasıl bir yol izlemem gerektiğini söyledi. Kızın profilindeki internet sitesine girdim ve sitede aşırı güzel şeyler vardı. Çok güzel bir site bu arada var. Kedi köpek sahiplendirme, kedi köpek kayıp ilanları, süt anne, blog. Ve ben oradan benim işime yarayacak olan kısma gittim. Hayvan kumbaraları. Hayvan kumbaralarından Hilal'in patileri kumbarasını seçtim. Ve Zeynep ailesi olarak, yani hepimizin adına beni takip eden herkese gitsin bu. Yani bu aslında ben tek başıma çektim ama eğer ki bu videoyu çekiyorsam sizin sayenizde. Çünkü sizler beni izliyorsunuz ve sizler bana motivasyon ve güç veriyorsunuz. Neyse, Hilal'in patileri adına kedi mama istasyonu aldım. Ve bu mama istasyonu Bartın'da kurulacak. İstanbul'dan Mart'ına gidecekmiş. Hilal'e de çok teşekkür ederim. Gerçekten yol gösterdiği için. Bir kod gelecek aşkım. Söyler misin onu? Nereye? Telefonuma. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Aşkım telefonum. Bu arada arkadaşlar, bütün bu uygulamaların hiçbirinden işbirliği yok. Hiçbirinden. Ama söylediğim Can Dostlarım uygulamasına eğer siz de istiyorsanız bakabilirsiniz. Çünkü çok tatlı çalışmalar yapıyorlar. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. İyilik ve sevgi her zaman paylaştıkça büyür. Benim bu videoyu çekmemdeki amaç da bu. Siz de eğer ki imkanınız varsa sokaktaki hayvanlara ya da yardıma muhtaç olan insanlara destek olabilirsiniz. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer ki bu konu hakkında bana verebileceğiniz öneriler varsa lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videomda da daha farklı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani kıyafetlerimi değil de yaptığım kirleri satarak başka bir yardım kuruluşuna destek olmayı düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.